Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı onlu AYT matematik denemelerinden deneme 4'ün çözümünü yapacağız. Trigonometri sorularıyla başlıyoruz. Yani 27. soruyla başlıyoruz. Çözümlere başlayalım isterseniz arkadaşlar. Aşağıda verilen işsizlikte. açıların yazılması gereken kısımlara üçgen, kare ve çember simgeleri yerleştirilmiştir. Sinüs üçgen çarpı tanjant kare bölü kosinüs çember büyüktür sıfırmış. İşaret incelemesi yapacağız. Alfanın aralığı ve betanın aralığı verilmiş. E, ee, üçgen kare ve çember simgeleri sırasıyla bu 1, 2 ve 3 açılarından hangileri yazılırsa eşitsizlik kesinlikle doğru olur diye soruluyor. Evet bunları sırayla yazacakmışım. Yani üçgen burası, kare burası, çember burası. Üçgen, kare, çember. Üçgen, kare, çember. Hadi bakalım inceleyelim arkadaşlar. Şu birinciyi inceleyelim. Ben işimi kolaylaştırmak için yukarıda bazı şey yapmıştım. Şurada e, şunun üzerinde işlemlerimizi yapalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi burada ne verilmiş? 2 alfanın aralığı lazım olacak bize arkadaşlar. 2 alfanın aralığı neresi? Alfa burasıysa 2 alfa. Bunu 2 ile çarpıyoruz. Pi bölü 2'ye pi mi yapıyor? Evet. Burası pi bölü 2'ye pi aralığı yaptı arkadaşlar. Alfa artı beta'ya bakıyorum. Şunları topladığım zaman pi yaptı. Şu ikisini topladığımız zaman da 3 pi bölü 2 yaptı. Pi ile 3 pi bölü 2 arasında. 2 betanın aralığına bakıyoruz arkadaşlar. 2 betanın aralığı da ne yapıyor? Bunun iki katı yani 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında. 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında. Şimdi arkadaşlar şunu inceleyeceğiz. Buranın kosinüs 80'in buranın sinüs 80 olduğunu biliyoruz. Ve e, 0 pi bölü 2 pi 3 pi bölü 2 içerisinde incelemesinde lazım olacak. Burası da 2 pi. Şimdi sinüs üçgen birincisi üçgende pi bölü 2 ile pi aralığında. Evet bu aralıkta arkadaşlar sinüs değeri artı olduğunu biliyoruz. Sonra tanjant kare. Yani şu aralıkta pi ile pi, 3 pi bölü 2 arasında bu aralıkta tanjant değeri. Sinüs eksi kosinüs eksi olduğu için eksinin eksiye bölümü artı olacaktır. Tanjant değeri burada artı oldu. Kosinüs çember. Yani şu kosinüs 2 beta'yı inceleyeceğim arkadaşlar. 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında şu aralıkta da kosinüsün artı olduğu belli. Artı ile artın çarpımı artı artıya artı artıya böldüğümüzde artı yaptı. Her zaman büyük sıfır yaptı mı yaptı. Evet birincisi kesinlikle ama kesinlikle doğru oldu. Gelelim şimdi ikincisine arkadaşlar. İkincisini inceleyelim. İkincisinde de ne diyor? Alfa eksi beta Alfa eksi betayı inceleyelim arkadaşlar Alfa eksi beta derken Şundan şunu çıkartacağız anlamına gelmesin Alfa eksi betayı bulurken bakın şöyle buluyoruz Alfa eksi beta e, Öncelikle alfa artı eksi beta şeklinde olmasını düşüneceğiz Eksi betanın aralığını bulacağım Eksi betanın aralığını bulurken bunlar yer değiştiriyor Eksi betanın aralığını bakıyoruz arkadaşlar Şunlar yer değiştirecek Pi ile 3 pi bölü 4 olacak e bunun bir de eksiyle çarpmış olacak. E ben bunun esas ölçüsünü bulacak olursam esas ölçüsü de ne yapıyor arkadaşlar? 2 pi eklersem pi virgül 2 pi eklersem 5 pi bölü 4 yaptı. Evet eksi beta bu yaptı. Şimdi alfa eksi alfa artı eksi betaya bakıyorum. Alfa burası bakın şununla şunu inceleyeceğim arkadaşlar. Şununla şunu toplayacağım. Alfa ile eksi betanın toplamı pi bölü 4 ile pi'nin toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 5 pi bölü 4 yaptı. Evet 5 pi bölü 4'e ee, sonra Ordinatları pi bölü 2 ile 5 pi bölü 4 toplayacağım. Pi bölü 2 artı 5 pi bölü 4 topladığım zaman arkadaşlar 7 pi bölü 4 yapıyor. Evet burası da 7 pi bölü 4 yaptı. Şurayı da sileyim de kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. 2 beta'ya bakalım. 2 beta belli zaten arkadaşlar. Direkt beta şurasıydı. Şunları sileyim artık. Beta burasıydı. Bunun iki katı ne yapıyor? 3 pi bölü 2'ye 2 pi yaptı. 3 pi bölü 2'ye 2 pi olacak arkadaşlar. Bir de 2 alfa lazım bana. 2 alfa da bunun 2 katı pi bölü 2'ye pi yaptı. Evet pi bölü 2'ye pi yaptı arkadaşlar. Sinüs üçgen birincisiydi. 5 pi bölü 4 ve 7 pi bölü 4 5 pi bölü 4 3. bölgede bir açı 7 pi bölü 4'te 4. bölgede bir açı. Yani şu aralıktaki bir şeye bakacağım. Bu aralıktaki sinüs değeri arkadaşlar bu aralıkta sinüs değeri hem 3'te hem 4'te zaten kesinlikle ama kesinlikle negatif değil mi? Evet. O zaman bu kesinlikle negatif. Sonra tanjant kareye bakacağım. Yani 3 pi bölü 2 ile 2 iki pi arasına bakacağım. Şu aralıkta tanjant değeri, sinüs değeri, eksi kosinüs değeri artı olduğundan eksinin artıya bölümü eksidir. Tanjant değeri de eksi oldu. Kosinüs çembere bakacağım. Pi bölü 2 ile pi arasında yani şu aralıkta kosinüs değeri de arkadaşlar hop baktığın zaman negatif değere denk geldi. Eksi oldu. Eksi ile eksinin çarpımı artı artı bölü eksi de eksi yaptı. Bu her zaman negatif oldu. Büyük sıfır sağlanmadı arkadaşlar. Bu yanlış oldu. Üçüncüye bakalım. Alfa artı beta. Alfa artı beta dediğimiz şu ikisini topluyoruz. Pi bölü 4 ile 3 pi bölü 4'ün toplamı kaç yaptı? Pi yaptı. Pi virgül Sonra ne yaptı? Şu ikisinin toplamı 3 pi 2 yaptı. Evet şu aralığı bulduk. Sonra beta eksi alfa Arkadaşlar beta x alfayı bulurken ne yapıyoruz? Beta artı eksi alfa diyeceğiz. Öncelikle eksi alfanın şeyini bulmamız lazım arkadaşlar. Ee, burası beta artı eksi alfa diye düşüneceğiz. Eksi alfayı bulalım mı arkadaşlar? Bulalım. Ay eksi alfa şunların yerini değiştireceğiz. Bak dikkat edin arkadaşlar. Bunların yerini değiştirdiğimiz zaman pi bölü 2'ye pi bölü 4 yaptı. Ama eksi ile çarpılmışını yazacağız. Eksi oldu. Esas ölçüsünü bulalım. Ne ile ekleyelim? Ne ekleyelim? 2 pi ekleyelim. 2 pi eklediğimiz zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 3 pi bölü, evet. bölü 2 mi yaptı? Evet. 3 pi bölü 2'ye 2 pi eklediğimiz zaman da 8 7 pi bölü 4 yaptı. 7 pi bölü 4 oldu arkadaşlar burası. Şimdi dikkat edin biz ne yapacağız? Neyi arıyoruz arkadaşlar? Beta eksi alfa arıyoruz. Beta eksi alfa. Yani beta artı eksi alfa. Şu. Yani bu ne demek arkadaşlar? 3 pi bölü 4 ile 3 pi bölü 2'yi toplayacaksın. Şurada toplayayım. 3 pi bölü 4 ile neyi toplayacağım? 3 pi bölü 2'yi toplayacağım. Topladığım zaman 2, 6, 9 pi bölü 4 yaptı. Evet burası 9 pi bölü 4 yaptı. Virgül. Ee, sonra şu ordinatlarına bakacağım. Şu x'in toplamı da pi ile 7 pi bölü 4'ün toplamı da kaç yapıyor arkadaşlar? Pi ile 7 pi bölü 4'ün toplamı da 11 pi bölü 4 yaptı. Evet 11 pi bölü 4 yaptı. Aslında bunun esas ölçüsünü bulabilirim arkadaşlar. 2 pi çıkartırsam burası pi bölü 4 yaptı. 2 pi çıkartırsam burası da 3 pi bölü 4 yaptı. Çok güzel. Bir de 2 beta'ya bakacağız. 2 beta'ya bakarken de beta'nın 2 katı. 3 pi bölü 2 2 pi oldu. Evet bu aralıkta 3 pi bölü 2'ye 2 pi oldu arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Sinüs üçgen. Arkadaşlar sinüs bu bölgede. Pi ile 3 pi bölü 2 arasında. Bu bölgede sinüs değeri nedir arkadaşlar? Sinüs değeri negatiftir. Negatif. Tanjant yana bakacağım. Tanjant değeri nerede arkadaşlar burada? Tanjant değeri şu pi bölü 4 ile 3 pi bölü 4. Yani 45 ile 135 derece arasında. Şu bölgede bakacağım. Yani hem 1'e düştü hem 2'ye düştü. Bir de tanjant değeri artı iken 2'de tanjant değeri negatif. Yani ben buranın işaretinin kesin ve net olarak ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden ben bunun hakkında bir yorum yapabilir miyim? Maalesef yapamam. Çünkü tanjant değeri belli değil. O yüzden kosinüs değerini de incelememe gerek yok. O yüzden çünkü soruda da bize kesinlikle sorulduğu için ee, ben bunun hakkında artı ya da eksi bir şey kesinlikle söyleyemiyorum. O yüzden bunun hakkında yorum yapamam. Yani 3 yanlış oldu. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Yalnız 1 oldu. yordu mu soru? yordu valla. Ama güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM tarafından sorulabilecek bir soru. Hoş bir soru olmuş. Ee, en azından burada çoğunuşunu unutmuşsunuzdur. Ee, eksi beta'nın aralığını bulurken böyle çevirip ya da eksi alfa'nın aralığını bulurken ters çevirip eksiyle çarpma olduğunu unutmuşsunuz da büyük ihtimalle. En azından burada onu da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Evet 27. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 28. soruya. A, B ve C bir gerçel sayı olmak üzere aşağıda bir gerçel sayı aralığı ile bu aralıktaki tüm x gerçel sayıları için sağlanan bir trigonometrik eşitsizlik verilmiştir. Evet x eleman pi bölü a pi bölü b ve sinüs cx kosinüs cx sinüs cx kosinüs cx'den CX, büyükmüş. Buna göre ABC gerçek sayılar için yerine sırasıyla 8, 4, 2, 12, 6, 2 ve 9, 6, 3 sayılarının hangileri yazılabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet A yerine 8 yazalım. O zaman X elemanı ne oldu arkadaşlar? Birinciyi inceleyelim. X eleman A yerine 8 yazdığımızda P bölü 8. B yerine 4 yazıyorum. Pi bölü 4. Ve C yerine de 2 yazıyorum. Sinüs 2X büyüktür. Kosinüs 2X diyor. 2X'in aralığı lazım x eleman bu ya. O zaman 2 ile çarpacak olursam 2x de ne oluyor? Pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında olacak. Oo güzel bir soruymuş arkadaşlar. Bak şimdi dikkat gençler. Burada ben pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasını inceleyeceğim. Birim çemberi çizeyim. Pi bölü 4 45. Zaten 45 derece önemli bir açı. 45 derece çok önemli bir açı arkadaşlar. Pi bölü 4 ile yani şu aralıkta arkadaşlar. Sinüs değeri kosinüs değerinden daha büyüktür diyor. Arkadaşlar tam 45'te. Şurayı dik çizecek olursak burası 45 ise 45 45 90 üçgeni geldi 1 1 geldi. E hocam 45'ten açıyı ben biraz büyütürsem bak ne oldu bu sefer arkadaşlar? Şu dikey uzunluk daha da büyüdü. Yatay uzunluk daha da küçüldü. Dikey uzunluk yatay uzunluktan büyük yani sinüs değeri kosinüs değerinden daha büyük oldu. Bu ifade doğru mu oldu arkadaşlar? Evet doğru oldu. Güzel. İkinciye gelelim. Şimdi ben ne koyacağım arkadaşlar bunun yerine? Bunun yerine bu sefer şu 12 6 ve 2 koyayım. Pi bölü 12 x eleman ikinci inceliyorum arkadaşlar. Pi bölü 12 ile kaç arasında? Pi bölü 6. B yerine şey yazıyorum. Bir de C yerine de 2 yazacağım. Yani sinüs 2x büyüktür. Kosinüs 2x demiş arkadaşlar. 2x değeri lazım bize. 2x yine ne yapıyor arkadaşlar? Pi bölü 6 ile pi bölü 3 arasında oldu. Ya gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Hemen birim çemberi çizip yorumluyoruz. Birim çemberi çizdiğimizde Arkadaşlar kaç derece burası? 30 ile 60 derece arasında. Bakın 30 derece burada 45 referans noktası olsun bu tür sorularda lütfen. 60 derece burada 30 ile 60 derece arasında sinüs değeri kosinüs değerinden daha büyüktür diyor. Doğru mu? Arkadaşlar şuraya bakacak olursak 45 referans noktamız olsun. 45 burası tam 45'te dikeyle yatay birbirine eşit oluyor değil mi arkadaşlar? Şöyle bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit oluyor. Ben burada şu açıyı büyütecek olursam, bu açıyı büyütecek olduğum zaman Sinüs değeri gerçekten de dikey uzunluk büyüyor. Ama şu aralıkta olduğu için 45'ten daha az tutacak olursam dikey uzunluk daha da küçülüyor. Yatay uzunluk daha da büyüyor. Yani kosinüs değeri 45 ile 30 arasında sinüs değeri e, kosinüs değeri sinüsten daha büyük oluyor arkadaşlar. O yüzden sinüs kosinüsten büyüktür ifadesi en azından 45 ile 30 derece arasında sağlanmıyor arkadaşlar. Bak bu ezberle olacak bir şey değil. Bu birim çemberi yorumlamayla alakalı arkadaşlar. Birim çemberi yorumlarken de bazen 45 derece güzel bir sınır noktasıdır. Hatta tanjantı falan da incelerken tanjant 45'ten sonrası mesela birden büyük oluyor. Ee, sinüs ve kosinüs değerlerinden büyük oluyor her zaman birinci bölgedeyken. Ee, tanjant değeri de incelerken bunu da yapıyorduk. Burada da bunun altında çizmek istedim. İkinci sağlandı mı? Sağlanmadı. Üçüncüsüne bakalım. 9, 6 ve 3. Yani aralığımız ne olacak arkadaşlar? 9, 6 ve 3. İnceleyelim x eleman ne oluyor o zaman arkadaşlar? 9 6 yazacağım. x eleman pi bölü 9 pi bölü 6 ve sinüs 3 yazacağım bu sefer arkadaşlar. Sinüs 3x yaptı burası. 3x büyüktür. Kosinüs 3x diyor. Bakalım bu aralıkta 3x değeri lazım bana. 3x de ne oluyor arkadaşlar? Elemandır. Pi bölü 3 ile pi bölü 2 arasında. Heh. Şimdi pi bölü 3'ü inceleyelim arkadaşlar. Yine birim çemberi çizelim şöyle. Birim çemberi çizdik. Pi bölü 3 ne arkadaşlar? 60 derece. 45'ten büyük. Bu ve pi bölü 2. Yani şu aralıktakini inceleyeceğim arkadaşlar. Bu aralıkta sinüs değeri kosinüs değerinden daha büyüktür diyor. Doğru bir ifade arkadaşlar. Bakın 45 referans noktamızda. 45'te tam şununla şu birbirine eşit oluyordu. 45'ten biraz büyütecek olursam şu aralıkta her zaman dikey uzunluk yatay uzunluktan daha büyük oluyor. Burası sinüs burası kosinüs olduğundan sinüs değeri kosinüs değerinden büyük oldu. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Üçüncüsü de doğru oldu. O zaman cevabımız da ne çıktı arkadaşlar? 28. sorunun cevabı 1 ve 3. Yani Edremit çıktı. Çok güzel bir birim çember yorumlaması sorusu arkadaşlar. Ezberle yapılabilecek bir şey değil. Ezberleyenler burada yandı mı? Yandı. Her zaman size mantığıyla öğrenin diyoruz değil mi? Alın size mantık. Evet güzel bir soru. Geldik 29'a. Tarık evden çıkıp doğrusal bir biçimde 100 metre yürüdükten sonra evden çıksın bakalım Tarık. Tarık'ın evden çıktığı yer şurası olsun. Evden çıkmış. Sonra ne kadar gidiyormuş arkadaşlar? 100 metre gitmiş. 100 metre gittikten sonra ne yapıyor? Tarık bu şekilde gidiyor ya. Tarık bu şekilde giderken burası ne yapıyor? Sağ tarafı burası ne yapıyor? Sol tarafı oluyor. 100 metre yürüdükten sonra sola 90 derece döndü. O zaman yukarı doğru dönecek arkadaşlar. Yani sola 90 derece döndü. Kaç metre gidiyormuş arkadaşlar? 200 metrede buradan gidiyormuş. Hadi 200 metrede buradan gitsin bakalım. Tabii 90 derece olduğunu gösterelim. Buranın 100 metre olduğu, buranın da 200 metre olduğu bizim için önemli. Sonra ne yapıyormuş arkadaşlar? 300 metrede buradan giderken sağ bu taraf, sol bu taraf yeniden sağa gidecekmiş. Yeniden sağa gittiğinde de 300 metre yürüyecekmiş. Hadi bakalım 90 derece sağa gitti ve 300 metre yürüdü. Ve buraya geldi. Önce bu manava gelmişti M noktası sonra da K'ya geldi. Bizden kem açısı isteniyor KEM açısı arkadaşlar. Neresi KEM açısı? KEM açısı. İşte burası isteniyor arkadaşlar bizden. Yani buraya alfa diyelim arkadaşlar. Tanjant tarifi isteniyor. Ama alfaya ait dik üçgen yok. Şuraya beta dersem alfa artı betaya ait bir dik üçgen var. O zaman böyle alfa betalı bir şey gördüğümüz zaman bizim aklımıza ne gelecek? Toplam fark. Hatta tanjant A artı B daha çok kullanışlı oluyordu. Tanjant A artı B'nin açılımını yazalım. Tanjant alfa artı betanın açılımı nedir arkadaşlar? tanjant alfa artı tanjant beta tan artı tan bölü 1 eksi tan tan 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betaya eşitti. Tanjant alfa artı beta belli mi? Belli. Hocam şuradaki üçgende bak ne güzel bir şeyler belli. Tanjant alfa artı beta 200 bölü 100'den 2 mi geldi? Evet. 2 geldi arkadaşlar burası. 2 eşittir. Tanjant alfa belli mi? Değil. Tanjant alfayı isterseniz x diyelim. x artı tanjant beta belli mi? Evet belli değil ama biz belli edebiliriz. Şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak beta'ya ait bir dik üçgen oluşmuş oluyor mu? Oluyor. 300 ise yukarısı burası 300. Burası 200 ise burası da 200 oldu. Ee, şuraya bakacak olursak bu dik üçgeni arkadaşlar tanjant beta 200 bölü 400'den tanjant beta da 1 bölü 2 oldu. Evet tanjant alfa x artı tanjant beta 1 bölü 2 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta yani x çarpı 1 bölü 2 de x bölü 2 yaptı. 2 ile işler işler yapalım. 2 ile şurayı çarpalım. 2 eksi x eşittir. x artı 1 bölü 2 oldu. x'i bu tarafa atalım. 1 bölü 2'yi buraya atalım. 2 eksi 1 bölü 2 kaç yapıyor? 3 bölü 2 yaptı. Eşittir. 2 x olduğundan dolayı buradan da 2'ye böldüğümüz zaman her iki tarafı x de buradan 3 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? x'i bulduk biz. Neyi bulduk? Yani biz tanjant alfayı bulduk. Bakın x tanjant alfa o da neymiş arkadaşlar? 3 bölü 4'müş. Bizden tanjant alfa istenmiyor ama dikkat edin arkadaşlar. Tanjant alfa değil. Bizden ne isteniyor? Kosinüs alfa isteniyor. Tanjant alfa 3 bölü 4 ya. 3, 4, 5 üçgenden burası 5 oldu. E, ee, kosinüs alfa da nedir? Komşu bölü hipotenüsten direktman 4 bölü 5 çıkacaktır arkadaşlar. Yani 29. soru. Edremit yaptı. Valla arkadaşlar trigonometri soruları bu testte gerçekten hoş sorular olmuş. Geldik bir sonraki soruya. Aa bu da trigonometri. En sevdiğim şekilsel. Bakalım burada ne diyor bize. Evet. AB ve AD doğru parçalarının uzunlukları eşit ve bir birim olarak verilmiş. Alfa'da verilmiş bize boyalı bölgelerin alanları toplam aşağıdakilerden hangisine daima eşittir diye soruluyor. Arkadaşlar ben bu üçgenin alanını bulurken ee, sinüs alfadan faydalanamam. Çünkü sinüs alfa ile ben şunun alanını bulurum. Bu da şekli karıştırmış olur arkadaşlar. Başka türlü bulmam lazım. Ne yapmam lazım? Hocam bu taban çarpı bu yükseklik böyle ki bu alanı verdi. Bu alanda ne eşittir? Bu taban bu. Tabana ait yükseklikte bu. O zaman bana şu taban ve şu yükseklik lazım. Hatta burada da bu taban ve bu yükseklik lazım arkadaşlar. Şimdi bu, buradaki değerleri biz trigonometrik olarak yazalım. Ee, ama bu üçgendeki değerler lazım. Ben buraya x diyeyim buraya da y diyeyim. Arkadaşlar şuradaki x diyecek olursak. Buradaki dik üçgene bakacak olursak. Buraya karşı bölü hipotenüs şeyi verecek ya bize. Hani şurası birken. Birim çemberden direkt yazabilirsiniz de. Ben hep ispatını yapıyorum. E, ee, bu uzunluk lazım olacak bana. Hocam karşısı ve hipotenüs var. Sinüs x a bölü 1'den. Sinüs x eşittir a bölü 1'den. A ne oldu arkadaşlar? Sinüs x'e eşit oldu. Evet a uzunluğu burası sinüs x oldu. Peki sonra bu uzunluk lazım olacak dedim bana. Hocam bu uzunluğa da b diyecek olursam. E, burada da x açısı b ve 1. Komşu bölü hipotenüs yani kosinüs x b bölü 1'den b de kosinüs x'e eşit oldu. Evet. B uzunluğu da kosinüs x'e eşit oldu. Şunu şöyle yazayım arkadaşlar. Kosinüs x tamamı kosinüs x dikkat. Şuradaki dik üçgene dikkat edeyim. Burada da şuradaki uzunluk lazım olacak bana. Şuraya c diyeyim. Ee, burada da karşısı y açısının karşısı ve hipotenüsü var. O zaman ne diyeceğiz? Sinüs alfa diyelim. Sinüs alfa değil sinüs y açısı eşittir. C bölü birden. C bölü birden. C de sinüs y'ye eşit oldu. Evet burası da sinüs y'ye eşit oldu arkadaşlar. Ha siz bunları bazen şurası birken ezbere biliyorsunuzdur tabi. Hocam direkt burası bir zaten burası sinüs x yazabilirsiniz ama ben ispatıyla göstermeyi de çok seviyorum. Bunları bulduk. Şimdi bu üçgenlerin alanlarını yazarken. Hocam şu üçgenin alanı tabanımız bu. Kosinüs x yazalım. Kosinüs x çarpı yüksekliğimiz sinüs y. Sinüs y bölü 2 artı şu üçgenin alanında hocam taban burası. Bu taban belli mi? Yazmamışım buraya. Buraya da bir D diyeyim. Buradaki dik üçgenle yazacağım. Ee, buradaki Y açısının komşusu ve hipotenüsü var. O zaman kosinüs Y D bölü 1'e eşit olacak. Kosinüs D'yi yazayım burada. Ee, D bölü 1'den D de kosinüs D'ye eşit oldu. Evet burası da kosinüs D'ye eşit oldu. Kosinüs Y'ye pardon. Evet bu üçgenin da nedir? Bu taban şurası kosinüs Y. Kosinüs Y çarpı bu tabana ait yükseklikte de şurası değil mi arkadaşlar? Yani sinüs x. Geometride hep diyoruz. Üçgen alan taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Bak trigonometride bile kullanıyoruz. Bölü 2 yaptı. Evet burası ne oldu arkadaşlar? <laughs> burası cos sin. Burası da cos sin. Aa, aslında sadece düzenli yazayım. Sin y çarpı cos x artı burası da sin x çarpı cos y. Ee, bölü 2. Yukarısı dikkat edin. Sin kos artı sin kos. Sinüs x artı y'nin açılımı değil midir arkadaşlar bu? Sinüs Y artı x'in açılamıdır. Y artı x bölü 2 eşit oldu. Hocam şuraya bakacak olursak. Y artı x alfa eşit değil mi? Evet. Burası alfaysa cevabımız ne olacak o zaman arkadaşlar? X artı y çünkü alfa eşit. Sinüs alfa bölü 2 eşit olacaktır. Yani cevabımız akçay çıktı. Bu denemede trigonometriler baya bir güzelmiş arkadaşlar. Sarsladığımız sizi trigonometriler olsun. İlla bir konu sarsacak sizi. Evet 30. sorunun cevabını Akçay bulduk. Geldik 31'e. Geometrilere geldik. Gençler hadi bakalım. Dik üçgen biçimindeki özdeş cetveller kenarlar 6 cm, 7 ve 8 ABC üçgen içine farklı konumlarda yerleştirilerek BC kenarı üzerinde DF noktaları belirleniyor. Evet şöyle dik konulmuş ve şu AD'ye bak şöyle belirlenmiş görüyor musunuz? Evet sonra şunlar böyle konularak şu E noktası belirlenmiş bunun uzantısında. Böyle konularak da F noktası belirlenmiş. Eee B, D, X, D, E, Y ve E, F, D, Z olmak üzere diyor. Arkadaşlar burada ne var bir kere? Burası yükseklik olan yer değil mi? Evet. Yükseklik olan yer. Çünkü burası 90 derece. B, D, y, X demiş. Tamam. Hatta ben şu üçgeni şuraya bir çizeyim isterseniz arkadaşlar. Üçgenimizde ne var? Yükseklik var. açıortay ortay var. kenarortay ortay var. Yüksekliğin olduğu yer şurası. Burası 90 derece arkadaşlar. Burası ne noktasıymış? Yüksekliğin olduğu yer D noktasıydı. Ondan sonra açı ortayın olduğu yer şurası. Burası açı ortayın olduğu yer. Burası da E noktası galiba. Evet. Ee, yükseklik açı ortay ve kenar ortay şeklinde sıralanıyordu ya. Büyüklük küçüklük anlamında. Bu en küçük e, kenar ortay en büyüğü olacağı için kenar ortayda en sağında olması lazım arkadaşlar. Yani şu kenar ortayda şurada olması lazım. Evet burası D, burası E, burası da F noktası arkadaşlar. Bizden de buradaki noktalarla alakalı bir şeyler isteniliyor arkadaşlar. Evet. BD uzunluğu X'miş. DE uzunluğu Y'miş. Bir de EF uzunluğu da Z'miş. X, Y, Z'yi sırala diyor bize. Hadi bakalım sıralayalım arkadaşlar. X'i bulalım. Öncelikle şurası 90 derece X. E burası hocam 7 X'i X. Aslında ben bunu daha kolay bir şekilde bulurum. Açı ortayı bulduktan sonra ama e, açı orta uzunluğunun formülü müfredattan kaldırıldığı için oradan yapmayacağım. Mecbur Pisagor bağıntısında yapacağım. E hocam bir burada Pisagor bir de burada Pisagor uygulayacak olursak her ikisinde de şu y ya da yükseklik şu h ortak mı arkadaşlar? Evet. Her ikisinde de h ortaksa h kare buradan neye eşittir arkadaşlar? Birincisinde altının e, 6'nın karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda h kare sağdakinde neye eşittir? 8'in karesi eksi 7x'in ka 8'in karesi eksi 7 eksi x'in karesine eşittir. Evet buradan x'i bulacağız arkadaşlar. Yer x'i de h kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. 6'nın karesi 36 eksi x kare eşittir 64. Normalde bu 49 eksi 14 x artı x kare ama önünde eksi olduğu için eksi ile çarpıyorum. Eksi yaptı burası artı yaptı burası da eksi yaptı arkadaşlar. Eksi x kareler birbirini götürdü. O zaman buradan 14 x burada kalsın. Hadi bakalım. Şu 64'ten 49 çıkınca kaç kalıyor gençler? En sevmediğim yer. Ee, 15 mi kalıyor? Evet 15. Artı 15 burası. Öbür tarafa attık. Artı 15. 36'dan 15 çıkınca da kaç kalıyor arkadaşlar? 21 kalıyor. Oyt. 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 21 mi kalıyor? Evet 21 kalıyor. Kök 21 yapıyor o zaman orası. Vay anasını sayı seyirciler. E, i̇şlem hatası mı yaptım? Bir daha bakıyorum. 36 eksi x kare 64 eksi 49 artı 14 x eksi x kare bunlar birbirini götürdü. Bundan bunu çıkartınca 15 yaptı. Artı 15'i de öbür tarafa atınca 36'dan 15 çıkınca da mecbur 21 kaldı ya burası. 21 eşittir 14 x yaptı. Ha sıkıntı yokmuş. E, ee, 7'ye böl 3 7'ye böl 2 o zaman burası 3 bölü 2 çıktı. Arkadaşlar x'i 3 bölü 2 bulduk. Şurayı 3 bölü 2 diye yazalım. Sonra açı ortay. Açı ortayı kullanalım arkadaşlar burada. Burası 6 birim burası 8 birim. Açı orta olduğunu nereden anladık bunun? Bu arada biraz ezbere gitmişim orada söylemedim. Kusura bakmayın. Çünkü aynı üçgenleri buraya koyduk ya. Şu ipotensiyonları yapıştı. Hocam burada kaçı? e, ee, kısa kenarı gören açı. Buradaki açı da kısa kenarı gören açı. Bu açılar eşit. Bu açı ortay doğrusu oldu. Hocam burası da 7 ya. Şimdi 6 bölü 8 kollar oranı tabanlar oranı olacak. 6 bölü 8 3 bölü 4 olduğundan burası 3K iken burası 4K olacak. Toplamda 7K 7'ye eşitse K buradan 1'e eşit oldu. Yani burası 3 burası 4 mi oldu? Evet. BE uzunluğu 3 olacak. Arkadaşlar BE uzunluğu 3 olacak. 3'ten 3 bölü 2 çıkartınca burası da 3 bölü 2 yaptı. Çok güzel. Şimdi bir de kenar ortaya bakalım. Hipotenüsler üzerinde olduğu için bu da kenar ortay. Tam orta noktası oldu arkadaşlar. Bu orta noktası da 7,2 2 parçaya bölecek. Yani burası 3.5-3.5 olacak. Hocam buraya kadar 3. E, buraya kadar 3.5 sa Buraya da e, 0.5 kaldı. Yani 1 bölü 2 kaldı mı arkadaşlar kaldı. Buradan ne geldi? X ile Y birbirine eşit oldu. Hatta X ile Y birbirine eşit. Hatta 3 bölü 2. 1 bölü 2'den de büyük oldu. Bunlar da şeyden büyük oldu arkadaşlar. Neyden büyük oldu? Z'den büyük oldu. Yani x eşittir y büyüktür z. Ya da z küçüktür x eşittir y olur arkadaşlar. Buradan cevabımız. Yani 31. sorunun cevabı akçay oldu arkadaşlar. Geldik 32. soruya. <laughs> Çekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki kağıttan dik üçgen biçiminde bir parça kesilerek atılıyor. Ve kalan parçalar 1 ve 2 olarak adlandırılıyor. Çekil 2. 2 numaralı parçanın bir kenarı 1 numaralı parçanın üzerine gelecek şekilde ok yönde döndürülmüş. Buna göre A'nın zemini olan uzaklığı ne kadar azalmıştır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere şuradaki uzunluğu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu uzunluk 8 iken burası da 8 mi? Evet. Aa, 8, 10. Burası 6, 8, 10'dan ne yaptı arkadaşlar? Şu A noktasının uzunluğu. Şuradaki uzunluk yani buradaki uzunluk yaptı. Buradaki uzunluk ne yaptı arkadaşlar? H artı 11 yaptı. Evet burası H artı 11. Peki şuraya gelelim. Şu uzunluk 10 birimdi. Evet arkadaşlar şurası 11'im Sonra ne oldu arkadaşlar? Burası kaç birimdi? 8 birimdi. Şurası 8 birim. Buraya 2 birim kaldı. Bir, şey, bir işimize yarayacak mı? Burası 8 birimdi. Şurası da 5 birimdi. Eyvallah. E hocam burada bir dik yamuk var. İnsan olan ne yapar? Bir dik üçgen oluşturur. Şöyle bir dik dörtgenle dik üçgen oluşturur. Dik dörtgen oluşturunca 5 ise 5, 8 ise 8'i yazdık. 8, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10'dan 6 çıktı burası. E ben A'nın zemin olan uzaklığını isteyeceğim. O zaman şuradan bir dik çizsem yeterli olacaktır. Bak burası da 90, 90'lar havada uçuşuyor. Hocam alfa beta burası alfa burası beta dersek şu üçgenle şu üçgen benzer. 90'ın karşısı beşken 90'ın karşısı toplamda burası 10. 1'e 2 oran var. Alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 3. Betanın karşısı 8 ise betanın karşısı burada da 4'tür. E hocam burası da h. Burası h artı 4 yaptı. Önceden h artı 11'di. Şimdi h artı 4 o yaptı. h artı 11'den h artı 4'ü çıkartırsam kaç kalıyor? h artı 11 eksi h eksi 4'ten Cevabımız da kaç yaptı? 7 santim. Evet. H 11. H 4'ten 7 santim daha e, fazladır arkadaşlar. Yani 7 santim A noktası aşağı inmiş oldu. Dolayısıyla 32. sorunun cevabı Balıkesir çıktı. Geldik 33. soruya. Başlangıç noktası o olan dik koordinat düzleminde. Dik koordinat düzlemini hemen çizelim. E, X Y noktaları 4 ile 5 arasındaymış. Valla arkadaşlar e, ee, x y noktaları orijine <laughs> biçiminde tanımlanan bir küme. Ha, o a uzunluğu 4'ten büyükmüş. O a uzunluğu 4'e eşit olan noktalar hocam orijine 4 birim eşitlikteki noktalar şunlar değil midir? E, ee, orijine 4 birim eşitlik uzaktaki noktalar kümesi ne yapar arkadaşlar? Şöyle bir çember belirtmez mi? Belirtir. 4 birim 4 birim. E ee, hocam bir de ne demiş burada? 4 birimden 5 birim arasında olacakmış o A uzunluğu. Orijine 5 birim uzaktaki noktalarda burası değil mi? Evet 4 birimle 5 birim arasındaki uzaktaki noktalarda tam buradaki bölgeyi vermez mi bize? Evet verir. Bu arada tam buradaki bölgeyi verecektir. Bu çemberler nokta nokta şeklinde olacak. Çünkü küçüktür diyor. O A uzunluğu 4'ten büyük olacak. Nokta nokta şeklinde olacak. Neyse arasındaki bölge isteniliyor bizden. Ee, bu da 5'ten küçük noktaların kümesi arkadaşlar. Yani bizden halkanın alanı isteniyor. Yani yarı çap 5 olan çemberden yarı çapı 4 olan çemberin alanını çıkartacağız. Dairenin alanı çıkartacağız daha doğrusu. Pi 5'in karesi eksi pi 4'ün karesi 25 pi eksi 16 pi'den 9 pi geldi cevabımız arkadaşlar. Yani 33. soru. Böylelikle at çay oldu. Geldik 34'e. Dik koordinat düzleminde A noktası ve D noktası tepe noktalı özdeş ikizkenar üçgenlerdir. Özdeş ikiz kenar üçgenleri şöyle gösterelim. A hocam burası 9 birim. O zaman burası 9 birimse burası da 9 birim. Burası da 9 birim. Hatta burası da 9 birim yazabiliriz. Sonra burada bir olan verilmiş. Hocam burası 2K burası 3K denmiş. Hocam burası 3K. AB, Ali Bey uzunluğu 3K burası da 2K olarak verilmiş. Hocam bunlar özdeş ya. Biz özdeşte genelde şunu unutuyoruz. Kenarların eşitliğini yazıyoruz ama açıların eşitliğini niye yazmıyorsun kardeşim? Yaz. Açılar da birbirine eşit olacak. Hocam taban açıları alfa alfa dersen buradaki taban açıları da alfa alfa. Tepe açılarının birbirine eşit olması sanırım işime yaramayacak. A bunun tamamı 90. A burası da 90. Hocam tamamı 90'sa alfa artı beta. Beta dersen buraya. E bunun da tamamı 90'sa alfa artı beta 90 derece olduğundan burası da beta oldu. Yani bu bir açı ortaya çıktı. Çok güzel. Bu üçgendeki açı ortaya bakalım mı arkadaşlar? Bakalım be ya? Ne var burada? Hocam 3'e 2 oran var. 3'e 2 oran. Yani direktman ya da direkt şuraya A diyecek olursak e, A bölü 9 2K bölü 3K'ya eşittir. A bölü 9 2K bölü 3K'ya eşittir. Bunlar bunlar gitti. 3 katı 3 katı. A'yı da buradan kaç bulduk? 6 bulduk. A buradan 6 geldi gençler. Güzel. Bizden ne isteniyor? C noktasının Y eksenine olan uzaklığı isteniyor. Hmm. Şuradaki uzunluk isteniyor. Allah Allah. Ne yapacağız biz burada? A hocam bak buraya 6 bulduk. Bu ikizkenar kenar üçgenle bu taban 6 ise bu ikizkenar kenar üçgenle aynıydı bu. Burası da 6. Şimdi bu ikiz üçgende taban mevcut. Taban varsa insan olan ne yapar? Tabana ait yükseklik çizer. Bak buradan çizmiyorum. Bir işim yaramıyor. Ama burada bir insanlık yaparsak hop tabana ait yükseklik çizersek ne geldi buradan? 3'e 3 üç geldi. Buradaki uzunluk isteniyor bizden. Hocam burası zaten bak 3K. Yani sen buradaki uzunluğu buldun zaten. Arkadaş şuradan bir dik çizecek olursan. Aa dik dörtgen oluştu burada. 3 ise yukarısı da 3'tür. Ana kelebek var burada. 3'e 2 oran var. 3'e 2 orandan dik 3 ise burası da 2 yapar mı gençler? Yapar. Valla süper bir soruymuş bu da. 34. soru. Ceyhan yaptı. Valla bu testte herhalde çoğunlukla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Evet 34 Ceyhan oldu. Geldik 35'e. Dik koordinat düzleminde verilen D doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin iç teğet çemberinin merkezi M yarıçapı da R olmak üzere böyle bir öncüller verilmiş ve bu her zaman doğrudur diye soruluyor bize arkadaşlar. Hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor. O zaman dik koordinat düzleminde bir d doğrusu çizelim arkadaşlar. Ne yapalım? Dik koordinat düzleminde bir d doğrusu sağa yatıkta olabilir, sola yatıkta olabilir arkadaşlar. Aslında dört farklı durumda olabilir. Hani şöyle de olabilir. Ondan sonra bu doğrularımız şu şekilde de olabilir arkadaşlar bu doğrumuz. Bizim bu doğrumuz şu şekilde de olabilir. Şöyle de olabilir. O zaman ben bunu da inceleyeceğim. Hatta böyle de olabilir. Hatta böyle de olabilir ama şu ikisinden belki bir şeyler bulabiliriz. Olmadı dördünü birden de incelemesini de yaparız. Bu ikisine de yani hem buna teğet olacak. M noktasından geçen ve D, -d doğrusu pardon. E, bunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin iç teğet çemberinden bahsediyor. Hemen bunun iç teğet çemberini de çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdik. Ya da şuradaki durumda şöyle çizdik. Ve buna göre incelememizi yapalım isterseniz arkadaşlar. Ne diyor? Bunun merkezi M yarıçapı da R olsun. Şimdi M noktasından geçen ve D doğrusuna paralel olan doğru. M noktasından geçen ve D doğrusuna paralel olan doğru. Şu doğru arkadaşlar. Bu buna paralelse R birim uzaktadır diyor. Evet gerçekten de öyle. Merkez burası ya. Merkez T'ye çektik yapınca. Burası 90 derece oldu mu oldu. O zaman e şunlar da birbirine paralelse burası 90 derece oldu. İki doğru arasındaki uzaklık bakın yarı çapı eşit olmuş oldu. Doğru bir ifade. Her ikisinde de doğru mu? Onu inceleyelim. M'den geçen ve doğruya paralel olan doğru. Evet R bir uzaklıkta mı? Aynen öyle. İkisinde de gerçekten sağlandı. Diğerlerini de çizsek diğerlerinde de sağlanacağı belli arkadaşlar. Tamam. Bu doğru. İkincisine gelelim. Orijinden ve M noktasından geçen doğru. Orijin burası ve M'den geçen doğru diyor bize. Bunun neyimi? Birdir diyor. Arkadaşlar merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik yapınca burasıları da R, burası da R. Hocam burası da R. Bunun eğimi 1 yaptım burada. Evet bu açının tanjantı R bölü R'den 1 yaptı. Hem merkezden hem de orijinden geçen doğru. Bak bu 1 yaptı. Burada öyle mi? Merkez T'ye çektik, merkez T'ye çektik yapınca orijinden ve M'den geçen doğru bu sefer sola yatık oldu arkadaşlar. Bu doğru ney mi? 1 yaptı mı? Hayır yapmadı. Dolayısıyla yanlış oldu arkadaşlar bu. Her zaman doğru olmadı. Doğru olduğu durum var ama her zaman doğru oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Sonrasını inceleyelim. Sonrasında da ne diyor arkadaşlar? Üçüncüsünde de M noktasından geçen ve D doğrusu ile dik kesen doğru orijinden geçer diye söylüyor arkadaşlar bize. M burası. Arkadaşlar M'den geçen ve orijinden geçen doğru bu doğruya diktir diyor. Dik olduğunu her zaman söyleyemeyebiliriz arkadaşlar. Farz edelim dik olsa. E, M'den geçen ve orijinden geçen doğrunun eğiminin burada 1 olduğunu ispatladık değil mi arkadaşlar? Evet. Burada biraz önce 1 bir olduğunu ispatladık. Yani burada kaçı? 45 derece. Farz edelim dik olsun burası. Devamı 90 derece olsun. O zaman 90 45 ise burada kaçı da 45 derece oldu. Bu sadece ve sadece verilen doğrunun açısı 45 derece ya da 135 derece ise eğimi 1 ya da eksi 1 iken bu söylenilen ifade sağlanır arkadaşlar. Başka türlü olmaz çünkü rastgele bir D doğrusundan bahsediyorduk. Mesela bu doğrunun eğimi atıyorum 1 bölü 2 olsaydı o zaman 1 bölü 2 olsaydı buradaki doğrumuz şöyle geçecekti arkadaşlar. Tam teğet olduğu yere gelmeyecekti yani şöyle olacaktı. Merkez teğet çektik tam da buraya denk gelmiş olacaktı arkadaşlar. 45 derece olmasaydı. Mesela burası tanjant alfa. Bu doğru değil mi? 1 bölü 2 olmuş olsaydı. 1 bölü 2. bu ve orijinden geçen doğru dik kesir ibaresi yanlış, ol, yanlış olacaktı. Niye? Çünkü o zaman şöyle olacaktı. Bunun devamı dik olsaydı eğer. Tanjant alfa 1 bölü 2 baktık. Bakın dikkat edin. Bunun devamı dik olmuş olsaydı burada kaç 45 derece o zaman burası da 45 derece olacaktı. Alfa 45 eşit olacaktı ama tanjant alfa 1 bölü 2 45 olamaz. Bu şekilde de Olmamış oldu arkadaşlar bu. Olduğu durum var mı? Var. Doğrumuzun eğimi 45 derece. E, sola yatık 45 ya da sağa yatık 45 derece olduğunda bu hikaye doğru olur arkadaşlar. Başka türlü de olmaz maalesef. O zaman üçüncüsü yanlış oldu arkadaşlar. Her zaman doğru olan yalnız bir yaptı. Yani cevabı zakçay oldu arkadaşlar. Geldik 36. soruya. Düzlemde verilen ABCD karesinin hemen bir ABCD karesi çizelim. Hemen bir ABCD karesi çizelim ve şunu alışkanlık haline getirdiniz değil mi gençler? ABCD'ye başlarken A sol alttan başlayıp şu şekilde ABCD vermeyi alışkanlık haline getirdim. Neyse D köşesini merkez kabul eden ve DC yarıçaplı. DC yarıçaplı çember çizeceğim arkadaşlar. DC yarıçaplı çember. Hop yarıçapı bu karenin bir kenarı ya. Bu D merkezli çizdiğim zaman o zaman çemberimiz A noktasından da geçmek zorunda. Çemberimiz böyle olmak zorunda arkadaşlar. Evet, DC yarı yarıçaplı çember çiziliyor. BC kenarı üzerinde, EB eşittir 1, EC eşittir 3 santimetre. Şuradan bir E noktası alacağım. EB 1, EC de 3 santimetre olacakmış. Bir E noktası için DE'nin çemberi F noktasında kesiyormuş. DE, DE çizelim. Çemberi de F noktasında kestiğini de gösterelim. Bize diyor ki, AFB açısı, arkadaşlar, AFB açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle burası karenin bir kenarı 4 birim. 4 birim 4 birim. E, hatta burası da yarı çap. Bak bu da yarıçap çap olduğundan 4 birim. Hatta burada bir dik üçgen var. 3 4 5 üçgeninden 5 yaptı. E, 5 olması için buraya da 1 kaldı. Hocam açıya da alacağımız belli. E, burada da bir ikiz kenar çıktı. Buradan bir alalım isterseniz. Buraya alfa dersen burası da alfa. 2 iç açının toplamı bir dış açıdan. Burası 2 alfa yaptı. E, burası 90 ise 2 alfa 90'sa, 90 burada kaçı 90'a tamamlayan açısı 90 2 alfa. E hocam Buradaki kaçın tamamı 90? E o zaman şunun ikisinin toplamının 90 yapması için ne yapması lazım? Burası 2 alfa yapması lazım. Hocam bu şurada da bir ikiz kenarlık var. 180'den 2 alfa çıkarsan 180 eksi 2 alfa. 180 eksi 2 alfayı 2'ye bölsen 90 eksi alfa mı yapıyor taban açıları? 90 eksi alfaya 90 eksi alfa yaptı. E hocam burası tamamı 90 derece olacak. Buraya da bir alfa kaldı. E dikkat ederseniz burası da tamamı 90 olduğundan buraya da 90 eksi alfa kaldı. Bu ikisinin toplamı 90 olduğundan burada kaç ya da kaç derece kaldı? 90 derece kaldı arkadaşlar. 36. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 37'ye. <laughs> Yarı çapı 11 cm olan daire biçimdeki kalınlığı önemsiz bir camın üst tarafında merkezine sabitlenmiş 23 cm uzunluğundaki bir ip. İpin uzunluğu 23 cm. Ee, ve bir kalınlığı önemsiz bir plastik top varmış. Top ipin gerginliği bozulmayacak şekilde camın altına doğru şu şekilde üstünden ve altından şöyle geçmiş arkadaşlar. A noktasına temas ediyormuş. Daire merkezinin ipin cam altında kalan kısmına uzaklığı 2 kök 10. Daire merkezinin camın altında kalan ipin cam altında kalan kısmı Ha, bu ipe uzaklığı arkadaşlar. Şuradaki ipe olan uzaklığı verilmiş bize 2 kök 10 diye. Evet şu uzunluk 2 kök 10'muş. Devam edelim. A noktasının daire merkezine olan uzaklığı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Yarı çap uzunluğu kaçtı? 11'de. Hocam burası 11. Eyvallah. E şuradaki uzunlukta 2 kök 10 olduğuna göre. Bakın şu uzunlukta 2 kök 10 olduğuna göre. Hemen 11 ve 2 kök 10'un karesi. 11'in karesi eksi 2 kök 10'un karesi. Yani 121 eksi 2 kök 10'un karesi kaç yapıyor arkadaşlar? 40 mu yapıyor? Evet. 81 yaptı. Karesi eksi karesi. Karesi eksi karesi 81 ise burası da kök 81 yapacak. Yani 9 yaptı. Eypon uzunluğu kaçtı? 23 santimetreydi. 11, 9 daha 20. Buraya da 3 santimetre mi kaldı? Evet toplam 23 yapması için. E burada da bir pisagor yaparsak olayı buluruz. Şuradaki x uzunluğu isteniyor bizden. X'in karesi neye eşittir gençler? 3'ün karesi ve 2 kök onun karesine eşittir. 9 artı 2 kök onun karesi de 40 yaptı. 49 yaptı. X de buradan kaça eşit oldu zaman? 7'ye eşit oldu. 37. soru böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 38'e. Şimdi dairenin içinde böyle bir üçgeni böyle katlamışlar. Kesmişler katlamışlar. Katlamalarda ne diyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Burası x ise burası da x. Burası 40 ise burası da 40 mıdır? Evet. Hatta buradaki açılar da birbirine eşit midir? Evet. E şimdi çemberde en etkili silahımız neydi kardeşim? Yarıçap. çap. E ne duruyorsun? Haydi çizsene diyoruz. Çizdik. Hocam bu yarı çap uzunluğu çift çizgi. Aa burası da çift çizgi. Bakın ne çıktı burada karşımıza? Hocam çift çizgi çift çizgi çift çizgi. Yani eşkenar üçgen. Yani burada kaççı? 20 derece olacak. Tam burası 40 sa 60 olacağından 20. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 20. Ee, burası da 60 olacağından bunlar da 30 30 diye paylaştı. Hocam 30 burada 40 burada x burada. 40 30 daha 70 x'e kaç derece kaldı o zaman? 180'e tamamlayan açısı 110 derece kaldı. 38'in soru böylelikle Edremit çıktı. Geldik 39'a. Dik koordinat düzleminde bir A noktasının 3 birim aşağı ötelendiğinde X80 üzerine geldiği söyleniyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Bir A noktası var. Mesela A noktası burası. 3 birim aşağı ötelediğimde buraya geliyorsa buradaki uzunluğu nedir arkadaşlar? X80 üzerine geliyorsa 3. Bu ne demek? Ordinatının 3 olduğu anlamına gelmiyor mu? Evet. A noktasının ordinatı 3. A noktası A'ya 3 gibi bir sayı olsun arkadaşlar. Ordinatının 3 olduğunu kesinlikle biliyoruz. A'ya 3. Peki 2 birim sola ötelendiğinde sağa sola ötelemede ne oluyordu arkadaşlar? Ee, x ekseni değişiyordu. 2 birim sola ötelemek demek. Sola 2 birim ötele demek. apsinden 2 çıkart demek. A eksi 2'ye 3 noktası yaptı. Ordinatında herhangi bir değişme olur mu? Olur mu? Olmaz. Evet buradaki noktada bu doğru üstündeymiş. Arkadaşlar bu nokta bu doğru üstündeyse yerine mi yazacağız? Evet. X yerine A eksi 2 yazacağız. A eksi 2 Y yerine de 3 yazacağız. O zaman ne oldu burada? 3 eşittir. 2 çarpı a eksi 2 eksi 5 yaptı. Eksi 5'i öbür tarafa atacağız. 8 eşittir 2 a eksi 4'ten. Buradan 12 eşittir 2 a'dan. a'yı da buradan kaç bulduk? 6 bulduk. Yani a noktası a'ya 6 bulduysan 6'ya 3 noktası yaptı. Bize diyor ki a noktasından geçen ve y eksenine paralel olan doğru. Bakın 6'ya 3 burası. y eksenine paralel olan doğru. Şu doğrudur. x eksenine dik olan doğrudur. Bunun hapsi 6 değil miydi? Evet bunun hapsi 6 ise bu ne doğrusudur arkadaşlar? X eşittir. 6 doğrusudur. Yani 39. soru böylelikle. Denizli çıktı. Geldik 40. soruya. <laughs> Düz bir zemin üzerine konulmuş 9 cm yarı çaplı içi boş yarım küre zemine paralel bir düzlem ile kesilerek üstünün açılması sağlanıyor. Şuradan üstünü açtım. Sonra bir dik koni de küre içerisine şekildeki gibi yerleştirildiğinde tepe noktasının kürenin merkezine olan uzaklığı 4 birim yapıyormuş. Şuradaki ana doğrusu da 7 birim oluyormuş. Sonrunda koninin tabağın yüzeyi zemine paralel olduğuna göre koninin küre içinde kalan kısmının hacmi. Şuranın hacmi isteniyor. Yani pi r kare çarpı h bölü 3. R'yi ve h'yi bulmam lazım. Arkadaşlar küre sorularında vallahi hiç şey yapmıyorduk. Ee, ne yapıyorduk? Çember muamelesi yapıyorduk olaya. Şimdi burada aslında şöyle şey yapacak olursak ne yapacak olursak gençler? Şunu şöyle çizecek olursak bu kestiğin yarıçapı değil mi? Evet. Bu kestiğin yarıçapı şöyle. Çizdik. Kestiğin yarıçap bu. Şimdi ne yapacağız? Merkez varsa kestiğin yarıçap olduğu için iki eş parçaya böldüm. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Yani burası 90 derece oldu. Şimdi ne var arkadaşlar burada? Yarıçap uzunluğu 9 birim. En etkili silahımız yarıçap çizmektir. Küre sorunlarında çember muamelesi yapmayı çok seviyorduk. Hop. Hocam bu yarıçap uzunluğu 9. Tamam. Çok güzel. Şurası 9. Hocam burası 9. Burası kaçtı? 7 idi. Unutmayalım burayı da. Hocam dik üçgenler çıktı karşımıza. Şunu biraz büyütelim mi gençler? Şunu biraz büyüteyim. Şurada işlem yapayım isterseniz. Evet. Şurası 9. Burası 7. Şurada şöyle bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. Bir burada dik üçgen var. Bir de büyükte dik üçgen var. Gördüğünüz üzere. Hatta oradaki dik üçgenleri şuraya alırsam daha rahat bir şekilde olayı ben size anlatabilirim. Şöyle bir dik üçgen var. Şurası 9 birim. Şurası 7 birim. Çizemedim derse. Burası 4 birim. E ben şu yüksekliği ve yarı çapı bulacağım. Şurası R birim. Bak kürenin yer çapı. Şurası da x diyelim. Arkadaşlar bir burada pisagor var bir de büyükte pisagor var. Her ikisinde de r ortak mı? Ortak. Ne yapıyorduk arkadaşlar? R ortaksa r'yi yalnız bırakıyorduk. Hadi bakalım yalnız bırakalım. Ee, buradaki pisagorda r'yi yalnız bırakacak olursak r kare neye eşittir arkadaşlar? 7'nin karesi eksi x'in karesine eşittir. 7'nin karesi eksi x'in karesi. Aynı zamanda büyük pisagorda r kare neye eşittir? 9'un karesi eksi x artı 4'ün karesine eşittir. Haydi bunlar her ikisi de r kare eşitse işlemimizi yapalım. 49 eksi x kare eşittir 81 eksi. Normalde bu x kare artı 8 x artı 16 diye açıldı. Önünde eksi olduğu için eksiyi hepsine dağıtacağım. Burası da eksi burası da eksi oldu. Eksi x kare gitti mi? Gitti. Sonra bu 81 eksi 16. Ay, kaç yapıyor? 81'den 16 çıkınca 65 yapıyor. Evet burası artı 65 65 artı 49'u buraya getireyim. Eksi 49 oldu. Eksi 8x'i de buraya getireyim. Artı 8x yaptı. 65'ten 49 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 16. 8x eşittir 16'tan x'i buradan kaç bulduk? 2 bulduk. Evet x dediğimiz yer 2. x dediğimiz yer burası 2 ise o zaman r'yi de ben bulabilirim arkadaşlar. r de nedir? r kare de neye eşittir? 7'nin karesi eksi 2'nin karesidir. 7'nin karesi eksi 2'nin karesidir. 49 eksi 4'ten 45'e eşittir. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Kürenin içinde kalan kısmının hacmi. Şuradaki konideki şunun hacmi isteniyor. Şunun hacmi isteniyor arkadaşlar. Bu da nedir? Pi r kare çarpı h bölü 3'tür. Yani pi çarpı r kare dediğimiz zaten 45'tir. Çarpı h dediğimiz zaten şurayı 2 bulmuştuk arkadaşlar. h bölü 3. Şununla şu sadeleşince 15 kaldı. 15 ile 2'yi çarpınca da kaç yaptı? 30 yaptı arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 30 pi oldu. Ve bizden de o isteniyor arkadaşlar. Ve gençler böylelikle 40. sorunda çözümünü ne bulduk? Edremit bulduk. Bu test biraz yordu galiba arkadaşlar. Sizi de biraz yormuştur. Hem trigonometriler hem de geometrinin içerisindeki bazı güzel sorular vardı. O sorular vardı. Zor sorular vardı. E, ama artık AYT'nin böyle olacağını da biliyoruz. Yani her ihtimale karşılıklı e, karşılıklı ya konuşamıyorum. Her ihtimale karşı biz kendimizi hazırlamalıyız arkadaşlar. İşte bu denemelerden biri her senaryoya karşı kendimizi hazır durumda hissetmeliyiz arkadaşlar. Evet, deneme 4'ün çözümünü böylelikle bitirdik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.